Değerli basın emekçileri, yıllarca çalışarak ülkesine emek veren, ancak bugün düşük emekli geliriyle yaşamaya çalışan 16 milyonun üzerinde yurttaşımızın sesini duyurmak, haklı taleplerini dile getirmek ve mücadelelerine destek vermek amacıyla karşınızdayız. Derinleşen ekonomik krizin faturasını emekliye, emekçiye, işçiye, memura, esnafa, öğrenciye, yani topyekün vatandaşlarımızı ödetmeye niyetlenen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çözüm değil, kriz üreten siyasetine dur demek için alanlardayız. Enflasyon yükselirken eriyen maaşları görmezden gelen, milyonlarca kişiyi insanca yaşam yerine sefalet koşullarında yaşama mahkum eden iktidara, bu büyük adaletsizliğe son verin demek için meydanlardayız. 5.000 liralık dul yetim aylığıyla geçinmeye çalışırken ev kirası 10.000 liraya çıkan Hülya teyzenin hakkını aramak için bir aradayız. Açım aç diyen emeklilerimizin isyanını dile getirmek için buradayız. Sefalete mahkum edilen emeklilerimizin adalet ve insanca yaşam taleplerini dile getirmek için buradayız. Arkasında borç listesi bırakarak intihar eden Hasan amca için buradayız. Anımsayacaksınız, bu yılın başında büyük bir nimetmiş gibi en düşük emekli aylığını 10.000 liraya tamamladılar. Miting miting dolaşıp gönlümüz emeklinin hayatını daha iyi şartlarda sürdürmesinden yanadır dediler. Dedikleriyle yaptıkları tutmayınca da milyonlarca emekli için yoksulluğu bile artık lüks hale getirdiler. En düşük emekli aylığı yılın henüz ilk 4 ayında çoktan eridi. Mayıs ayı enflasyonu geldiğinde daha da eriyecek. Aylıkları günden güne buharlaşan emekliler, bırakın 100 gram et almayı, pazar manav tezgahlarına bile bütçe yetiştiremez hale geldiler. Oysa iktidar 2024 yılını emekliler yılı ilan etmiş, Türkiye yüzyılının emektarları programını hayata geçirmekle övünmüştü. Gelin şimdi övündükleri emeklilerin yüzyılına bir bakalım. Bizi kıskanıyor dedikleri İsviçre ve Hollanda'da ortalama emekli maaşı 2000 avronun üzerinde. Almanya'da 1552 avroyken emekli aylığı ülkemizde sadece 237 avro. Alman Hans emekli aylığı ile ülkemize gelip en iyi otellerde tatil yaparken bizim emeklimiz Hasan amca aynı otelin mutfağında bulaşık yıkıyor. Hasan amca tatil yapmak istediğinde ise Kredi Yurtlar Kurumu'nun ranzalı 8 kişilik odaları reva görülüyor. Çalışma Bakanı çıkıp bunu müjde olarak sunmaktan, milyonlarca emeklimizin kalbini kırmaktan çekinmiyor. Değerli basın mensupları, derin bir hayat pahalılığıyla baş başa bırakılan, kaderine terk edilen emekliler bugün olağanüstü yoksulluğun pençesindeler. Gelirinin tümünü harcadıkları halde asgari, gıda, enerji, barınma, sağlık, tüketim gibi temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayan emekli yurttaşlarımız bu manada sosyal ölüme terk edilmiştir. Bu sebeple binlerce, on binlerce emeklimizle omuz omuza aynı talepleri dile getirmek üzere hafta sonu Ankara'da toplanacağız. Emekliler lütuf değil, hakkını istiyor diyeceğiz. En düşük emekli aylığı asgari ücretle aynı seviyede olana dek mücadele edeceğiz. Emekli bayram ikramiyeleri en az asgari ücret düzeyinde olana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Emekli aylıkları arasındaki farklılıkları giderecek intibak yasasını hayata geçirdiğimiz gün kazandık diyeceğiz. Onurlu yaşam, hakça bölüşüm için tüm emeklilerimizi ve yarının emeklisi olacak tüm emekçilerimizi 26 Mayıs Pazar günü saat 14'te Ankara'da Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz. Teşekkür ediyorum.